Süleyman Özışık. Son seçim anketinin sonuçları. 24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketi ORC, yerel seçimler için yaptığı son anketi paylaştı. Ankete göre oy dağılımı şöyle: AK Parti %32.4, CHP %23.9, MHP %15.7, HDP %5.1, İYİ Parti %2.4, diğer %0.9. Tabi burada kararsız seçmenlerin tercihi anket sonuçlarına yansıtılmamış. Onların oranı da %20 civarında. ORC'nin anketi AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı anket sonuçlarına kısmen yakın görünüyor. Kısmen dememin nedeni CHP ve MHP'nin oylarının bu kadar yüksek görünmesi. Yani kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin oylarının %28-29 civarında olacağını söylemek biraz fazla hayalcilik olur. MHP'nin de kararsızlar olmadan %15'leri bulması imkansız görünüyor. Ancak kararsızlar dağıtılırsa MHP bu oranı görebilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii AK Parti'yi %32 civarında görenler muhalefetle aradaki makas farkının kapandığını düşünebilir. Ama öyle değil. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyları en kötü ihtimalle %40 seviyelerine ulaşır. Belki biraz daha üstüne çıkar ama %40'ın altında olacağını tahmin etmiyorum. Zira ankette bazı kararsızlar aday gösterilecek kişiye göre oy vereceğini söylüyor. Yerel seçimlerde aday partiden daha önemli oluyor. Adayın dürüst, adil, çalışkan ve hakkaniyetli olmasına önem verilirse 43-44 oranı rahatlıkla yakalanır. AK Parti de zaten şu anda bunun çalışmasını yapıyor. Daha önce söylediğim gibi mevcut belediye başkanlarının %90'ının değişmesi planlanıyor. Mehmet Özaseki yönetimindeki ekipler şu an il il ilçe ilçe bunun çalışmasını yapıyor. Bir yandan telefon anketleri, diğer yandan milletvekili ve teşkilatların önerileri, bir diğer yandan da sokak sokak gezerek halkın nabzını tutan özel ekiplerin getireceği raporlar en doğru adayı ortaya çıkaracak. Bana soracak olursanız iş bu kez sadece adayın iyi olmasıyla da sınırlı kalmayacak çünkü kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu seçimlerde ekonomik dengeler ilk kez kilit rol oynayacak. Sandık başına gidecek seçmen ekonominin gidişatına göre de tercih yapacak. Bunun için önümüzdeki Mart ayına kadar ekonominin iyi bir noktaya getirilmesi şart. Ayrıca ihmal edilen kesimlere büyülü bir dokunuş yapılması da gerekiyor. AK Parti emeklilik yasasını makul bir yere çekmez. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmez. Polisler başta olmak üzere memurlara söz verdiği gibi 3600 ek gösterge haklarını teslim etmezse bu seçimlerde kuşkusuz ki ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bunun yanı sıra tasarruf tedbirlerinde gözle görülür eylemlere imza atılmaz, Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın 3 aylığına getirdiği indirim sürekli hale getirilmez, bürokrasi, koruma, danışman, özel kalem ve yardımcılarının yaşadıkları şatafatlı hayata son verilmezse yine sıkıntı yaşanacak. Ankara'dan gelen sinyaller bütün bu sorunların ortadan kaldırılacağı yönünde. Bu durumda AK Parti bu seçimlerden de mutlak zaferle çıkacaktır. Hele hele MHP ile yapılan ittifak zaferi perçinleyecektir. Açıklanan %32'lik sonuçlara da bu sonuçlardan yola çıkarak AK Parti'nin sonu geldi diyenlere fazla aldırış etmemenizi öneririm. Onlar 16 yıldır her seçimde AK Parti'nin dondurma gibi tereyağı gibi eridiğini söyleyip duruyor lakin ortada eriyen bir parti göremiyoruz. Süleyman Özışık, Türkiye